Küçük Asya'nın doğu bölgelerinde ve Ermeni Dağlık Platosu'nun geniş bir alanında anımsanmayacak kadar eski prehistorik zamanlardan bu yana yaşayan ve etnik nitelikleriyle Dağlı ve Armenoid tipi yerliler arasında daha totem aşamasından başlayarak bir tanrısallık doğmuştur. Buna Ar ya da Ara ismini vermişlerdir. Ara'nın Küçük Asya'da doğuşuyla ilgili pek çok bilim insanları konuşmalarda bulunmuş. Bunların arasında bulunan Profesör Gapansyan şöyle yazmaktadır. Ara beşik ve içerik olarak Küçük Asya menşeilidir. Bu tanrısallık yerlilerin hayatını ilkel komünal toplum sisteminde daha insanların baş aliyetinin avcılık olarak yaşadığı dönemlerde hayvan bitki içeriği taşımaktadır. Yerleşik yaşam ve tarım döneminde Ar, bitki ve kozmik özellikleri geliştirmiştir. Daha sonra tarımın gelişimi ile kabilenin savunmasını garantiye almak amacıyla ayrıca savaş tanrısı fonksiyonunu da üzerine almıştır. Ara kendi imajıyla ve öncelikli doğası ile gelecekteki gelişimi insanlık tarihi içinde kendine özgü bir fenomen değil. Onun kendine benzer Aşur gibi örnekleri bulunmaktadır ki Semitler Aşur'a taptıkları sırada daha yeni Aşur kentini kurmuşlardı. Kendi eski döneminde Aşur aynı şekilde doğanın uyanışının barışçıl tanımını taşıyordu. Fakat daha sonra Asuristan'ın güçlenmesi ve genişlemesiyle ilgili imparatorluk başarıları zamanında o savaş tanrısına dönüştü. Aşur ve Ara arasındaki fark, Aşur insan karşıtı ve yıkıcı tanımını geliştirirken diye halklar tarafından kabul görmedi. Oysa ki Ar insancın ideoloji taşıdığından evrensel değerler mertebesine ulaştı ve dört bir tarafını ışınlayarak çıktığı beşik olan Ermeni Dağlık Platosu'nu ve Küçük Asya'ya kendi doğu kısımlarıyla birlikte kendisine merkez edinerek büyük ve geniş bir yayılım gösterdi. Ar tanrısının yaygınlaşması için olumlu koşul olarak sadece onun var olan evrensel olumlu yapısı değil, dahası onun doğuş yerininin coğrafi konumunu olan Ermeni Yüksek Platosu ve komşusu Küçük Asya'nın medeniyetlerin yayılmasının kavşak noktası olmasıdır. Ar ya da Ara tanrı kültür Küçük Asya bölgesinden geçerek aynı kültürü benimseyen Hetler, Hititler. Ülkesinde Ara, Papilya'da Eros, girdiği Avrupa'da Trakya, Sparta, Yunanistan'da Ares, Makedonya'da, Almanya'da Ertak, İrlanda'da İr, Gürcistan'da Arhi, kuzeyde Gürcistan üzerinden Kafkasya sıradağlarına geçerek geniş Slovan bölgelerinde yayılarak Rusya, Ukrayna, Belarusya'yı kapsayarak Yar isimlerini almıştır. Güneye Asuristan'ın Haran şehrinden geçerek Aru, Afrika ana kıtasına ulaşıp Firavunların ülkesi Mısır'a varmış Ar-Ra. Güneydoğudaki Babil'de ise Arya olmuştur. Ar tanrısal inanışının ulaştığı ve geliştiği tüm bölgelerde kendi gerçek tanım ve fonksiyonuna ulaşmadığını ya da yer bulamadığını belirtmek zorundayız. Çok sık yerel alışkanlıkların özellikleri etkisi nedeniyle onun tanrısal fonksiyonlarının bir kısmı ancak korunmuş ve geliştirilebilmiştir. Örneğin, Trakya'da, Makedonya'da, Sparta'da, Yunanistan'da Ares Güneş ve Savaş Tanrısıydı. Ararat Krallığı'nda, Urartu'da, Ardi ve Mısır'daki Arra Güneş Tanrısıydı. Heti, Panteonunda Ermenilerde olduğu gibi ölüp dirilen doğa ve güneş, Gürcülerde doğanın uyanışı, Slavonlarda aynen doğanın uyanışı ve savaş tanrısıydı. Makaleyi hazırlayan tarihçi Nazeli Markaryan.